Merhaba dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bu videomda sizlere Kur'an'la haşır neşir olup din adamı görünümündeki insanların Kur'an'dan nasipsizliklerinden bahsedeceğim. Eğer Kur'an'dan nasibin yoksa, istersen Kur'an ayetlerinin içinde yüz, kalbinde eğrilik varsa sana hiçbir faydası olmayacaktır. Cuma suresi 5. ayette Allah şöyle buyurur. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan topluluğun durumu ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. Şimdi birçoğunuz diyecek ki, bu ayette Tevrat'tan ve Yahudilerden bahsediliyor. Bu ayetten biz ders çıkarmayacaksak, Kur'an-ı Kerim'in içinde ne işi var o zaman bu ayetin? Bunu unutmayalım ki Tevrat da hak bir kitaptı. O zamanki din bilginleri onun hakkını vermedi, onlardan bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'in hakkını vermeyen insanlar için de bu ayet aynen geçerlidir. Yani ilimden nasibi olmayan insanların kitap taşıyan merkepten farkının olmadığını söylüyor. Bugün televizyonlarda boy boy, YouTube'da boy boy çıkan insanlar Kur'an'dan bahsetmemek için hem de Ramazan'da, Kur'an ayında yapmadıkları cambazlıkları bırakmıyor. Televizyonlar emirlerinde binlerce liralık takım elbiseleri giyiyorlar, karşımızda boy gösteriyorlar ama Kur'an'dan bahsetmemek için her türlü cambazlığı yapıyorlar. Bu samimiyetle Kur'an-ı Kerim'den bahseden insanlara da halkımız prim vermiyor, onların programları izlenmiyor, videoları da tıklanmıyor. Tabii ki bu karşılıklı arz ve talep meselesi. O insanlara benim sözüm şudur. Birkaç günlük dünya menfaati için, şan şöhret için değer miydi acaba kendilerine yazık etmelerine? Kur'an'dan bahsediyormuş gibi görünüp, süslü Arapça kelimeleri kullanıp, arada birkaç tane de Kur'an ayeti serpiştirip, halkı kandırıyor bu insanlar. Tabii ki Türk halkının da Kur'an-ı Kerim'den haberi yok, öğrenmeye de niyeti yok, yalanı ve yalancıyı seviyor. Yalancılara itibar gösteriyor Türk halkı. Gerçeği söyleyen insanlara da çok az prim veriyor. Bu bahsettiğim din adamlarının tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz. Bunların hepsi böyledir demiyorum. Genelden bahsediyorum ben burada. Cuma suresi 7. ayette ama onlar önceden yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Tekrar tekrar üstüne basa basa söyleyeyim. Bu ayetlerde Yahudi din bilginlerinden bahsediyor. Ama fark etmez Hristiyan, Yahudi, Müslüman din bilginlerinin nasibinin olup olmadığından bahseden ayetler. Bu ayetler öylesine konulmuş ayetler değil. Biz bunlardan ders çıkarmadıktan sonra. Allah bu ayetleri Yahudi din bilginlerinin yaptığı yanlışlıkları Müslüman din insanları da, din adamları da yapmasın diye bizlere ders çıkarmamız için göndermiştir. Bakara suresi 174. ayette Allah şöyle buyurur. Allah'ın indirdiği kitabın bir kısmını gizleyenler ve ona az bir şey karşılığında satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şeyi doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak. Onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Bakara 175. Onlar doğru yol karşılığında sapkınlığı, mağfiret karşısında azabı satın almışlardır. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. Onlar saklamaya devam etsinler bakalım. Sanki bu dünyada 500 yıl yaşayacaklarmış gibi. Kendilerine de yazık ediyorlar, sizlere de yazık ediyorlar. Ama sizler de kendinize yazık ediyorsunuz. Şunu unutmayın ki Allah'a hesap verirken bunlar bizi saptırdı diye kendinizi kurtaramayacaksınız. Allah size kitap göndermiş, peygamber göndermiş. Bugün bilgiye ulaşmak o kadar kolay ki eskiden kitaplar karıştırmanız gerekirdi. Bugün merak ettiğiniz bir konuda hemen Google'a yazın, onunla alakalı ayeti hemen pat diye karşınıza çıkarır. O kadar kolaydır. Tevbe suresi 34. ayette Allah şöyle buyurur. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksız yere yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem verici bir azab ile müjdele. Tevbe suresi 35. ayet. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp alınları, sırtları, göğüsleri dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız.
Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Yani insan bu ayetlerin içinde olup bu ayetleri bilerek kendine nasıl yazık eder? İşte başta söylediğim Kur'an'dan ve ilimden nasipsizlik böyle bir şey. Halbuki doğruyu da söyleseler o televizyon programlarına yine çıkacaklar. O parayı belki daha fazlasını kazanacaklar. Belki daha fazla insan onları izleyecek. Kendilerine yazık ediyorlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Allah bizleri de onlardan olmaktan korusun. Hoşça kalın dostlarım.